herkese iyi akşamlar. Bu akşam sizlere çek hukuku, New Jersey ve New York'ta karşılıksız çek düzenlemenin cezai ve hukuki yaptırımları ve eğer karşılıksız çek suçundan bir gün yargılanırsanız ne tür itirazlar ve savunma imkanlarınız var, onlar hakkında bilgi vereceğim. Amerika'da maalesef çek hukuku Türkiye'den biraz daha farklı ve karışık. Diğer hukukun alanları gibi. Çek hukuku aslında kıymetli evrak hukuku diyelim. Çok usule dayanan bir hukuk. Özellikle kıymetli evrak niteliği taşıyabilmesi için bir çekin belirli şekli şartlara haiz olması lazım. Ayrıyeten de maddi hukuka ilişkin bazı şartları ihtiva etmeli. Bir çeki kıymetli evrak niteliğine dönüştüren ve karşılıksız çek düzenlenmesi halinde ceza davasına kadar yol açan ve hapis cezasına kadar yol açan bir süreçte yargılanabilmesi için aslında dayandığı borç ilişkisinden mücerret olmalı. Mücerretten kastımız soyut olması. Yani çekin düzenlenmesine neden olan, sebep olan borç ilişkisi veya herhangi bir başka hukuki ilişkiden bağımsız olmalı. O ilişkiye, o borç ilişkisine ilişkin itirazlar ve defiler ileri sürülememeli ki bu bir kıymetli evrak niteliğinde çek olsun. Maalesef bu ayrım, biraz sonra daha da detaylarına gireceğim. Amerikan hukukunda New York olsun, New Jersey ve diğer eyaletlerde bu kadar net bir şekilde ayrıştırılmamış. Şimdi bir sonraki slayta geçtiğimizde çekin kıymetli evrak niteliği taşıması için keşidici tarafından imzalanması gerekir. Kayıtsız şartsız bir miktar ödeme emrini taşımalı. Bu emir çekin alacaklısı emrine olabilir veya hamiline olabilir. Yani cash ifadesiyle kullanılan ve ileri tarihli olmamalı. Post-dated dediğimiz çek ileri tarihli olmamalı. Çek görüldüğünde ödenir. Bir sonraki slide'a geçebiliriz. Çekte kullanılan bazı ifadeler var. İngilizcesini de bence bilmenizde çoğunuz biliyordur ama hani netleştirmekte yarar var diye düşünüyorum. Çek keşidecisine drawer, maker ve payer diyoruz. Çekin alacaklısına yani hamiline drawee, bearer, payee veya holder deniyor. Çekin ciro edilmesi halinde cirantaya passer deniyor. Passer de önemli çünkü hem çek keşidecisi hem de passer karşılıksız çekten dolayı yargılanabilir. Utter ve utterance diye bir kavram var. Bu kavram da çok önemli. Çünkü bu kavrama göre birçok tarih, çekin ileri tarihli olup olmaması tespit ediliyor. Gerçi bu biraz da ispat hukukuna ilişkin bir konu ama utter ve utterance demek çekin düzenlenmesi yani çekin yazılması ve çek alacaklısına teslim edilmesidir. Bu ikisini birlikte içerir. Çekin ibrazına presentation diyoruz. Çek tarihine date, ileri tarihli çeke post-dated denir. Çoğunlukla duyarsınız. Karşılıksız çek, non-sufficient funds veya bounce check diye ifade edilir. Çekin ciro edilmesine de endorsement diyoruz. kıymetli evrak niteliğini taşıyabilmesi için bir çekin İleri tarihli olmaması gerekir. New York'ta da, New Jersey'de de, birçok eyalette böyle. Eğer çek ileri tarihli olarak düzenlenmişse veya bu savunma itiraz olarak ileri sürülüyorsa, o zaman karşılıksız çek düzenleyen kişinin cezai olarak yargılanması mümkün değil. Bu çok önemli. Çeki ileri tarihli olup olmamasına da çekin utterance dediğimiz düzenlendiği ve çek alacaklısına teslim edildiği tarih itibariyle bakıyoruz. Bir sonraki slide'da da göreceksiniz. New York hukukunda yine Amerika genelindeki Uniform Commercial Code'da çek aslında
payable on demand, yani which is not postdated. Bir sonraki slide'a geçelim. Ciro kavramı. Yine Türk hukukuyla Amerikan hukukunun farklılaştığı bir nokta. Çek Türkiye'de bir kıymetli evrak niteliğinde ve çekin birçok borç ödemesinde veya ticarette ciro edilerek kullanıldığını biliyoruz. Ve bankalarında bu tam ciro olması halinde bunları kabul edip ilgili üçüncü kişiye ödeme yaptığını biliyoruz. Fakat bu uygulama Amerikan hukukunda New York'ta, New Jersey'de ve birçok orta ölçekli ve büyük ölçekli bankalar tarafından pek kabul edilmemekte. Şimdi ciro aslında kendi içinde üçe ayrılıyor. Beyaz ciro dediğimiz blank endorsement. Çoğumuz bunu yapmışızdır. Çekin arkasına bankaya gittiğimizde imzamızı atarız. Bu beyaz cirodur. Restrictive ciro, restrictive endorsement veya kısıtlı ciro dediğimiz çekin arkasına özellikle bu online deposit, çek depositlerinde kullanıldığı üzere atıyorum Bank of America'da online ödemesi içindir deyip imza attığımız zaman for mobile deposit only deyip imza attığımız zaman aslında bir kısıtlı ciro işlemi yapıyoruz. Tam ciro ise yani endorsement in full, full endorsement dediğimiz ise çekin bir üçüncü kişiye ciro edilmesidir. Yani çekin elden ele geçmesidir. Burada da örneğin ben Celil Bey'den bir çek aldım. Benim adıma düzenlenmiş bir çek olsun. Türkiye'de olduğu gibi ben bunu ticaretim gereği diyelim ki Remzi Bey'e vereceğim. Remzi Bey'e ödenecektir diye ismine altına imzamı atıyorum. Bu tam ciro. Teorik olarak New York'ta, New Jersey'de ve başka eyaletlerde buna imkan olsa da kıymetli evrak niteliği olan çeklerde uygulamada böyle bir çek o çekle karşılaşılan bankalardaki memurlar bunu anlamıyorlar. Bir üstlerine soruyorlar ve size sonra gelip şunu söylüyorlar. Siz bunu böyle yapmayın, kendi ilk önce çekin adına olan kişi bunu kendi hesabına yatırsın. Sonra size tekrar çek düzenlesin. Şimdi bir sonraki slide'da geçtiğimizde yani does third party endorsement work? No it doesn't. Yani üçüncü kişiye ciro, tam ciro maalesef uygulamada çok sıklıkla rastladığımız bir durum değil. Bunun nedeni ne? Bunun nedeni kişilerin bunu bilmemesi çok fazla. Dolandırıcılığa karşı önlemlerinin olması. Çünkü ciro edilmesi halinde risk artıyor. Bu nedenlerden dolayı birçok büyük ölçekli banka bu uygulamayı kabul etmemekte. Bir sonraki slide'da göreceğiniz üzere bad check dediğimiz aslında non-sufficient fund check yani karşılıksız çek düzenlenmesinin suçlusu diyelim. Çeki keşide eden, çeki düzenleyen keşideci ve çeki ciro edendir. New York'ta da bu böyle, New Jersey'de de bu böyle. Şimdi bir sonraki slide'a geçelim. Konuşmamın başında belirttiğim gibi çekin kıymetli evrak niteliği olabilmesi için dayandığı borç ilişkisinden, hukuki dayanaktan bağımsız olmalı. Buna mücerretlik ilkesi deniyor. Eğer borç ilişkisine bağlıysa çek, o zaman buna illilik, bağlılık deniyor. Eğer bir çek bir kredi ödemesi için verilmişse, geçmişteki bir borç ödemesi için verilmişse, sözleşme ilişkisine bağlı olduğu kabul ediliyor. Bu Amerika'da böyle. Eğer bir çek ticari ilişkiniz içerisinde, diyorum ben Remzi Bey'den bir miktar ürün aldım, ürünün karşılığında da ödememi çekle yapıyorsam aynı anda, bu kıymetli evrak niteliği taşıyor. Türkiye'de yani Türk hukukuna göre çeklerin çok
büyük çoğunluğu kıymetli evrak niteliği taşırıp mücerret, yani dayandığı hukuki ilişkiden bağımsızken, Amerikan hukukunda New Jersey'de, New York'ta, diğer eyaletlerde de bu ayrım net olarak yapılmamakta kanunlarda çoğu zaman. Bunlar mahkeme kararları uyarınca düzenlenmekte ve her eyalette de bu kapsam değişmektedir. Bu da tabii zorluk. Niye zorluk? Çünkü karşılıksız çek düzenleminin en büyük yaptırımı aslında cezai yaptırımı. Yani örneğin New Jersey'de karşılıksız çek düzenleyen bir kişi, eğer kıymetli evrak niteliğindeyse bu çek, 10 seneye kadar hapis cezasıyla yargılanabilir. Bu çok ciddi bir süre. Başka eyaletlerde daha kısa süreler var veya benzer süreler var. Fakat cezai yaptırımı önemli. Eğer çek dayandığı hukuki ilişkiye bağlıysa, yani bir kredi ödemesi, loan ödemesi için veriliyorsa veya o indecent debt dediğimiz, yani illi olması, bağlı olması demek, o zaman maalesef çek kıymetli evrak niteliği taşımıyor ve cezai yaptırıma sahip değil. Bir sonraki slide'da göreceğiniz gibi karşılıksız çek düzenlenmesi halinde iki farklı yaptırımla karşılaşıyoruz. Bunlardan bir tanesi cezai yaptırımlar. Cezai, yani criminal liability, criminal prosecution dediğimiz yaptırımlar. Bunlar ceza ilgili eyaletlerin ceza kanunlarında düzenleniyor. Para cezası ve hapis cezası olarak görüyoruz. Bir de hukuki, maddi yaptırımlar, civil liability dediğimiz, civil remedies dediğimiz yaptırımlar. Bunlar da ilgili eyaletlerin borçlar kanunu gibi mevzuatında var. Civil liability, yani de söz konusu olan maddi tazminatlardır. Bir kısım eyaletlerde mahkeme giderlerinin avukatlık masraflarının karşılanması da dahildir. Bunların ikisi birlikte talep edilebilir. Fakat ikisinin de talep edilmesi için ayrı ayrı ilgili eyalet kanunlarının öngördüğü bazı şartlar vardır. Onları ileride size anlatacağım. Şimdi ilk önce New York ve akabinde New Jersey'de cezai yaptırımlar nedir? Yani suç unsuru olabilmesi için karşılıksız çekte aradığımız şeyler nedir? Onları göreceğiz. Bir sonraki slide'da gördüğünüz üzere New York'ta ilgili ceza maddesinin 190.05'te bir karşılıksız çek suçunun oluşması için çeki keşide eden kişinin hesabında yeterli bakiyenin olmadığını bilmesi veya bilecek durumda olması gerekiyor. Bunu çeki düzenlerken ve karşı tarafa teslim ederken de biliyor olmalı ve bankaya gittiğinde de çek karşılıksız çıkmalı, yeterli bakiyesi olmamalı veya hesap olmamalı. Yani çek karnesi var ama karneye ilişkin hesap yok. Atıyorum hesap kapatılmıştır, elinde geçmişten kalan çek karnesi vardır, bir çek düzenlemiştir size gibi. Aynı şey ciranta için de geçerli. Ciranta da şartları benzer şartlarından dolayı sorumlu oluyor. Şimdi bir sonraki slide'da göreceğiniz üzere bu New York ceza kanununa göre misdemeanor niteliğinde bir suç. Bazı eyaletlerde çekim tutarına, çekim miktarına göre suç özellikle hapis cezası bakımından artırılmakta. New York'ta bu böyle bir şey yok. Her rakam için, her ister 100 dolarlık çek olsun, ister 100 bin dolarlık çek olsun, bu misdemeanor niteliğinde 3 ay hapisle cezalandırılıyor. Çekim 2 katı veya en fazla 500 dolara kadar bir para cezasıyla çarptırılıyor kişi. Bu tabii düşük bir rakam. Fakat eğer çekte mesela siz başkasının çekini alıp imzalamışsanız, forgery niteliğinde şeyler varsa bu hapis cezası 6 seneye kadar çıkabiliyor ve suçun niteliği değişebiliyor. Eğer karşılıksız çek suçundan hüküm giyerseniz bu sizin adli sicilinize yansıyor ve bazı professional license dediğimiz lisansların askıya alınmasına neden olabiliyor.
Örneğin Green Card başvurusu yapılacaksa bunlar dikkate alınıyor. Amerikan, yani Remzi Bey bu konuda daha çok fazla size bilgi verebilir. Bunlar ileride sorun teşkil edebilir. Misdemeanor suçlarına ilişkin da suç duyurusu veya ceza davasının 2 yıllık bir zaman aşımı var. Yani 2 yıl içerisinde bu davanın açılması gerekiyor. Şimdi bir sonraki slaytta New Jersey'de hemen karşılıksız çek suçunun oluşması için neler gerekli? İki şart benzer. Yani ne? Çek düzenlerken ve teslim ederken yeterli bakiyenin olmaması veya hesabın olmaması ve muhatap bankaya ibraz ettiğinizde çeki ödemesinin olmaması, karşılığının olmaması. Burada bir farklı düzenleme var. O da şu, çekin size verilmesi ve düzenlendiği tarihten itibaren 46 gün içerisinde çeki bankaya İbraz etmelisiniz. Yani muhatap bankaya bu çeki ödemesi için ibraz etmelisiniz. Bu süre önemli, usulü bir süre önemli. Ve sonrasında da diyelim ki çek karşılıksız çıktı. Bu durumu çeki keşide eden kişinin son bulunduğu adrese ihtaren iadeli taahhütlü olarak göndermelisiniz. Şimdi New Jersey'deki ceza miktarlarına ve sürelerine bakalım. Bir sonraki slaytta göreceksiniz. Ve süreler ve rakamlar gördüğünüz gibi inanılmaz farklı. Başka eyaletlerde de farklı rakamlar var. Şimdi eğer çekin tutarı 200 dolar veya aşağı ise bu bir disorderly person offense'e giriyor. 6 aylık hapis cezası var ve 1000 dolara kadar para cezasına çarptırılıyorlar. Eğer çekin tutarı 200 ile 1000 dolar arasıysa 4. dereceden bir suç, 18 aya kadar bir hapis cezası var ve 10 bin dolar para cezası. Çekin tutarı 1000 ile 75 bin dolar arasındaysa 3. dereceden bir suç, 3 ile 5 sene kadar hapis cezası ve 15 bin dolar para cezasına kişi çarptırılabilir. Çekin tutarı 75 bin dolar veya üstüyse 2. dereceden bir suç sayılıp 5 ile 10 sene hapis cezası ve 150 bin dolara yakın maddi tazminat, maddi para cezası, tazminat doğru kelime değil, maddi para cezası söz konusu. Şimdi bir sonraki slaytta göreceğiniz üzere burada zaman aşımları önemli. Eğer çekin tutarı 200 dolar veya aşağı ise, yani 6 aylık bir hapis cezası söz konusu olduğu durumlarda bu suç duyurusunun veya ceza davasının 6 ay içerisinde açılması gerekir. Eğer suç 4., 3. ve 2. dereceden ise o zaman zaman aşımımız bizim 5 sene. Bir sonraki slaytta karşılıksız çek suçundan yargılanmanız halinde veya birisinin bundan dolayı dava açmanız halinde ne gibi itirazlarla karşılaşabilirsiniz veya sizin savunma imkanlarınız neler olur onlardan bahsedeceğim. En sıklıkla rastlanan itiraz post-dated check. Yani çekin ileri tarihli bir çek olması, ileri vadeli bir çek olması. Burada tabii ispat hukuku önemli. İkinci durum çeke stop payment konulması. Yani çeke bankadan stop payment koydurduğunuz zaman çekin karşılıksız çıkma gibi bir durumu olmayacağı için, yani suçun unsuru oluşmadığı için maalesef cezai yargılama dismiss oluyor. Yani red oluyor. Üçüncü savunmalardan bir tanesi çekin hukuki sebebe dayandığı borç ilişkisinin işte loan olması, borç ilişkisi olması gibi nedenler. Yani çekin mücerret olmaması, kıymetli evrak niteliği taşımaması. Bir başka savunma, çeki düzenlerken keşidecinin hesapta yeterli bakiyenin olmadığını bilmesi fakat çok yakın zamanda aynı gün içerisinde başka bir ödeme beklemesi ve bu ödemeyi gelmemesi veya o ödemenin karşılıksız çıkması. Bir başka savunma imkanı, kişinin çeki düzenlerken akli melekelerinin yerinde olmaması,
işte gayri ihtiyari, zor mesela ilaçların etkisinde olarak veya istemeyerek uyuşturucu madde etkisinde çeki imzalaması. Bir başka savunma çeki imzalayanın başkası olması, imzayı inkar, imzaya itiraz dediğimiz. Diğer bir savunma özellikle bu ortak hesapları kullandığımız bazen aynı hesapta bir başkası da olabiliyor. Siz hesapta yeterli bakiye olduğunu düşünüyorsunuz fakat o sırada eşiniz, kızınız, oğlunuz hesaptan para çekiyor. Diğer usulü bir savunmada çekin süresinde bankaya ibraz edilmediği biliyorsunuz New Jersey bakımından bu 46 gün. Şimdi bir sonraki slaytta karşılıksız çek düzenlenmesi halinde bu suç duyurusunda bulunurken neler yapmalıyız? Nasıl tedbir alabiliriz? Elimizde hangi evraklar olmalı? Öncelikle bankanıza gidip çekin karşılıksız çıktığına ilişkin beyanı, statement'ı isteyin. Çünkü bazı durumlarda karşılıksız çıkması değil, banka hesabının olmaması nedeniyle ödenemiyor. Bunlar önemli bu yargılamada. Daha sonra bunlar hatta iki kopya alın ve bir kopyasını keşideciye yani çeki düzenleyen kişiye iadeli taahhütlü olarak gönderin ve ödemesi için 10 günlük süre tanıyın. Yani 10 gün süre içinde ödemesini yoksa cezayı takibe başlayacağınızı belirtin. Ve eğer ödemezse veya iadeli taahhütlü gönderdiniz fakat bir şekilde yerinde bulunamadı, evinde bulunamadı vesaire. 10 gün bekleyin. Sonra çekin orijinaliyle o protestoyu içeren beyanla ve iadeli taahhütlü bir şekilde çek keşidecisinin son adresine bu ihtarı gönderdiğiniz için belgeyle başvurabilirsiniz. Bu polis olabilir, district attorney olabilir. Şimdi sonraki slayta geçelim. İkinci slaytı da anlattım. Bir sonraki slaytı burayı da anlattım. Bir sonraki slayta geçelim isterseniz. Şimdi burada sonra anlatacağım hususlar çekin hukuki yaptırımına ilişkin konular. Artık cezai konuyu bir tarafta bıraktık. Hukuken çekin karşılıksız çıkması halinde ne yapabiliriz? Burada belirli süreler var. Dikkat etmemiz gereken bazı talep yazıları var. Şimdi bir çekin karşılıksız çıkması halinde New York hukukuna göre eğer banka hesabı yoksa çekin ödenmesi yanında 750 dolara kadar bir tazminata, liquidated damages dediğimiz bir tazminata hükmedilebiliyor, isteyebiliyorsunuz. Eğer karşılıksız çek durumu hesapta yetersiz bakiyenin olmasından dolayıysa bu durumda çekin miktarının iki katı veya 400 dolara kadar hangisi daha yüksek bir rakamsa onu isteyebiliyorsunuz. Fakat burada bu davayı civil court'a gitmeden önce iki şey yapmanız lazım. İki demand letter göndermeniz lazım ve bu demand letter'ın ikincisinden sonra 30 gün beklemeniz lazım. Bir sonraki slide'da göreceksiniz. İlgili kanunun 11. maddesinin ilgili paragrafları şunu söylüyor. Diyor ki iki tane demand göndermen gerekiyor. Birinci demand'den 15 gün beklemelisin sonra gittikten sonra 15 gün bekleyerek ikinci bir demand letter dediğimiz ihtar talep yazısı göndermelisin. Ve bu talep yazısının kanunda öngörülen bilgileri içermesi gerekiyor. Bu çok önemli çünkü bu bilgiler eksik olduğu zaman yine bu 400-700 dolarlık maddi tazminatların hükmedilmemesi gerektiğine ilişkin itirazlarla karşılaşabilirsiniz. Bu ikinci ihtar yazısında işte çekin 30 gün içerisinde ödenmesi gerektiği yoksa dava açılacağı, işte banka hesabının olmamasında halinde 750 dolar, diğerinde karşılıksız çıkması halinde 400 dolara kadar
para ödemek durumunda kalabileceği bildirilmeli. New Jersey'de ise bir sonraki slide'da bu kapsam biraz daha farklı cezada olduğu gibi. Burada mahkeme masraflarınızı, avukatlık giderlerinizi de isteyebiliyorsunuz ki bu çok önemli. Çünkü biliyorsunuz bazen yüksek avukatlık giderleri ve masraflarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Diğer bir farklılık da New York'taki 30 günlük sürenin burada 35 gün olması. Burada New Jersey'de alabileceğiniz liquidated damages yani tazminat miktarının limiti $500. Çekin 3 katı veya yani çekin 3 katı diyelim ki $50'sa çek $150 maksimum $500 tarzında. Çek diyelim ki $500 $1500'sa sizin alabileceğiniz sadece $500. Burada süreler dediğim gibi çok önemli. Bir sonraki slide'da göreceğiniz üzere New Jersey'de bu demand letter'ın yani ihtarın iki defa gönderilmesine gerek yok. Bir defa ihtar göndermeniz ve 35 günlük süre tanımanız yeterli. Fakat bu sefer de ihtarın hem İngilizce hem İspanyolca göndermeniz gerekiyor. Ve ihtarda biraz önce bahsettiğim gibi belirli spesifik bilgilerin yer alması gerekiyor. Çek miktarı, tutarı, hangi banka, işte ödenmemesi halinde uygulanacak yaptırımlar gibi bunların açık bir şekilde yazılması gerekiyor. Bunlar aslında maddi hukuk bakımından bir sonraki slide'da da göreceksiniz. Yani çekin belirli bir süre geçmesi sonrasındaki karşılıksız olmasına ilişkin karineyi teşkil ediyor. Yani New York'ta çek ihtar edildikten, çekin ödenmediğine ilişkin keşişeciye ihtar gönderildikten sonra 30 gün sonra ödenmediği takdirde çekin karşılıksız olduğu adlediliyor. Maddi hukuk bakımından söylüyorum. Çünkü ceza hukuk bakımından bu 10 gün. Burada maddi hukuktan bahsediyoruz. New Jersey'de bu mesela 35 gün. Pennsylvania'da, Delaware'da bu 10 gün ceza ile paralellik teşkil ediyor. Bir sonraki slide'de göreceksiniz. Mesela New York bakımından bu maddi tazminatlar eğer çek bir kira ödenmesine ilişkin düzenlenmişse veya elektrik, doğalgaz, telefon faturalarına ilişkin düzenlenmişse bunlar maddi tazminat, bu durumlarda maddi tazminata hükmedilemiyor. Şimdi en son slide'a gelelim, bir sonraki slide'a gelelim pardon. Bu durumlarda neler yapmalıyız? Bir kere iki şey çok önemli. Çeki teslim aldıktan sonra 30 gün içerisinde bankaya gidip ibraz edin ve ödenmesi için talepte bulunun. Çünkü bu 30 günü mesela bu New Jersey için 46 gün cezadı ama unutabilirsiniz, aklınızdan gidebilir, başka eyalette olabilirsiniz. Ortalama bir süre belirlemek gerekirse 30 günde mutlaka çeki bankaya ibraz edin, bir yerde bulundurmayın uzun süreli olarak. Sonra bu çek keşidecisine göndereceğiniz birinci, ikinci veya ihtarları mutlaka çekin karşılıksız çıkmasından sonraki 90 gün içinde yapın. Bu çok önemli. Çünkü buna ilişkin farklı eyaletlerde de kısıtlamalar var. Özellikle yargılamalarda işte kişi almadım, bilmiyorum, haberim yoktu gibi şeylerle, itirazlarla gelebiliyor. Bakımdan bu kişilere telefon açın, e-mail yazın. Yani bu konuda agresif olun. Çekin ileri tarihli olmamasına dikkat edin. Stop payment'a ilişkin bir durum olmamasına dikkat edin. Çekin forged check olmaması. Bunlar önemli. Yani boşu boşuna bu konularda diyelim avukata gidip veya polise gidip, savcıya gidip zaman harcamayın. Çünkü böyle durumlarda bu çek kıymetli evrak anlamındaki niteliğini kaybediyor ve cezai yaptırımlar söz konusu olmuyor. Bir sonraki slide'da da göreceğiniz gibi bu durumlarda bankalardan alacağınız protestolara ilişkin, beyanlara ilişkinleri birden fazla kopya olarak elinizde bulundurun. Özellikle söyleyebileceklerim bunlar.